Merhaba sevgili öğrencilerim. Enfeksiyon hastalıkları dersinden bugünkü konumuz oksiriazis dediğimiz halk arasında kıl kurdu olarak bilinen bir parazit hastalığıdır diyoruz. Genellikle belirti vermeyen halk arasında kıl kurdu olarak tanımlanan bir parazit hastalığıdır diyoruz. Etken ve bulaşma yolları nelerdir peki? Etkeni Enterobius vermicularis dediğimiz bir parazittir. Bütün dünyada ama özellikle ılıman bölgelerde ve ilkokul çağı çocuklarda en sık görülen yuvarlak solucanlardır. Ailede bir bireyde görülmesi diğerlerinde de görülme olasılığını artıracaktır. İnsan kalın bağırsağında özellikle çekom ve rektum bölgesinde nadiren ince bağırsağın son kısımlarında yaşar. Kuluçka süresi yaşam döngüsü 4-6 haftayı gerektirir ve birbirlerini izleyen kendi kendine bulaşmalar yani ote enfeksiyon olduğu için kuluçka süresini saptamak zordur. Bulaşma genelde direkt temasla olur. Yumurtalar ile bulaşan eller, tırnaklar, kirli çarşaflar, havlu ve iç çamaşırları gibi eşyalar bulaştırma aracıdır. Oksiyürler anüs çevresini yumurta bıraktığı için hastalık bulaşıcı olmaya devam edecektir. Yumurtaların herhangi bir şekilde anüsten ağza taşınması ile kişide ya da ev halkında hastalık tekrar edecektir diyoruz. Evet, şu anda gördüğümüz görselde arkadaşlar erkek ve dişi kıl kurdunun resmi var. Erkek ve dişi kıl kurtları Enterobius vermicularis dediğimiz kıl kurdunun görüntüsünü alıyoruz. Patojenez ve klinik belirtiler. Alınan parazit yumurtaları bağırsaklarda açılır. Yumurtalardan çıkan erkek ve dişi parazitler çiftleştikten sonra dişi parazitler yumurtalarını bırakmak için kişinin makat bölgesine göç yaparlar. Makat bölgesine bırakılan yumurtalar 6 saat içinde açılır ve yeni parazitler ortaya çıkar. Yeni parazitler tekrar bağırsağa göç ederler. Olgun hale geldikten sonra yumurta bırakmak için yine makat bölgesine gelirler. Eğer hastalık tedavi edilmezse bu döngü devam edecektir. Yumurtanın başka bir kişinin ağzına yumurta bulaşmış içecek, besin veya eller ile bulaşması üzerine enfeksiyon başlayacaktır diyoruz. Evet, Enterobius vermicularis'in yaşam döngüsünü görüyorsunuz şu anda. Klinik belirtiler nelerdir peki? Vücuttaki parazit sayısı ve konağın bağışık durumuna bağlı olarak Enterobius asomptomatik yani hafif kıl kurdu enfeksiyonları olabileceği gibi en belirgin olan mide ve bağırsak semptomları görülebilir. En bilinen semptomlar yani belirtileri anal veya vajinal bölgede kaşıntı, özellikle geceleri çok fazla olmasının sebebi kaşıntının bu bölgeye üremek için gelen kıl kurtlarının hareketleriyle beraber bu bölgede kaşıntının olmasıdır. Burun kaşıntısı, gece ağızdan salya akması, diş gıcırdatması, uykusuzluk, asabiyet ve huzursuzluk, aralıklı karın ağrıları ve bulantı çok fazlasıyla görülür. Klinik tanı ve laboratuvar bulgularına bakarsak arkadaşlar, kesin tanı yumurtaların veya parazitin kendisinin görülmesiyle konur. Kurdun doğrudan görülmesi, yani anal bölgeye bakıldığı zaman bu bölgede kurtların görülmesi teşhisin en önemli özelliğidir. Bazen anüsün çevresinde erişkin bir kurdun görülmesi, selofan bant testi, kesin sonuçlar veren bir testtir. Dişi parazitler anüsten dışarı çıkarak perianal bölgede yumurtaları nedeniyle ancak bu yöntemle tanı yapılmaktadır diyoruz. Anüsün etrafındaki deriye şeffaf bir plastik bant yapıştırılır. Ardından mikroskop altında bu bantta kıl kurdu yumurtalar incelenmesi yapılır. Parazit genellikle gece yumurta yaptığından sabahları dışkıya çıkarmadan ve banyo yapmadan önce selofan bant yapıştırılmalı ve mikroskop altında incelenmelidir diyoruz. Evet, burada görüyoruz yine arkadaşlar. Komplikasyonları idrar yolu enfeksiyonu özellikle kadınlarda daha yaygın olan idrar yolu enfeksiyonlar nedeni bazen ağır kıl kurdu istilasıdır. Parazit mesaneye de göçerek sistite neden olabilir. Peritoneal boşlukta enfeksiyon kadınlarda veya kızlarda parazit anal bölgeden vajinaya, oradan rahme, falop tüplerine ve leğen kemiği boşluğundaki organların etrafında bulunan alana geçebilir. Bu durum vajinite, endometrite veya başka sorunlara sebebiyet verebilecektir. Kilo kaybı çok sayıda erişkin kıl kurdu bağırsakta yaşadığı sürece kilo kaybına yol açabilir diyoruz. Peki tedavi hemşirelik bakımı nedir?
Kıl kurdu enfeksiyonları ilaçlarla etkili bir biçimde tedavi edilebilir. Tedavi yapılırken bütün aile fertlerinin ele alınıp tedavi edilmesi çok çok önemlidir. Çünkü otoenfeksiyon dediğimiz aile içerisinde ortak kullanılan eşyaların kullanılması ve iyi bir dezenfekte yapılmadığı için aile içerisindeki bireylerden birisinde görülmesi diğerlerinde de görülme olasılığını artıracaktır. Bu yüzden tedavide tüm aile bireylerine aynı şekilde yapılması, aynı zamanda ve aynı süreçte uygulanması gerekmektedir diyoruz. Korunma yolları nelerdir peki? Bulaşma yollarına bakarsak korunma yolları da bununla aynı zamanda paralel olarak ilerlemektedir. Tırnaklar kısa kesilmeli. Dışkıya el sürülmeden temizlik yapılmalı. Umumi tuvaletlerde musluklarla fazla temastan kaçınmalı. Mümkünse sıvı sabun kullanılmalıdır. Musluk sularını içmekten kaçınmalı. Temiz ya da kaynatılmış sular içilmelidir. Lokantalarda verilen iyi yıkanmayan sebzeler ve meyveler yenmemelidir. Çamaşır ve yatak takımlar yüksek ısıda yıkanmalı ve ütülenmelidir. Halka sağlık eğitiminin yapılması da en önemli korunma yollarından bir tanesidir. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.